Bankalar yani tarihin herhalde en ballı dönemini yaşıyorlar, öyle görünüyor. Kârlar artıyor, rahat rahat yaşıyorlar. Kur korumalı mevduatta risk almıyorlar. Bütün o sigortayı da devlete yaptırıyorlar. Ve gidiyorlar. Neden şikayetçiler? Hazine Bakanı'yla görüşmesi siz bugün yazdınız. Şimdi bankalar açısından yılın ilk 6 ayı sizin de söylediğiniz gibi güllük gülistanlık geçti. Ve kârlarda %400'lerin üzerinde bir artış sağlandı. Bunun çeşitli nedenleri var. Bu şekilde kârlardaki artışın nedenleri. Fakat Haziran ayından itibaren veyahut da Temmuz ayından itibaren biraz bankacılıkta işler bozulmaya başladı. Hükümetin bu noktada aldığı kararlar bankacı sektörünü etkilemeye başladı. Ne gibi kararlar aldı hükümet? Hükümet Haziran ayından itibaren enflasyondaki yükselişin hızla devam ettiğini görünce hiper enflasyona doğru, %100'ün üzerindeki bir enflasyona doğru gidişat olacağını düşünerek gazdan ayağını kesti ve frene basmaya başladı. Özellikle kredilerde. Kredilerde ciddi sınırlamalar getirdi. Kredilerde getirilen sınırlamalar tabii bankacılık sektörünü etkilemeye başladı. Bu nedenle yılın ikinci yarısı, yani Temmuz-Ekim döneminde, üçüncü çeyrekte bankacılık istediği gibi rahat davranamadığı, istediği gibi karlılık operasyonlarını çok gerçekleştiremedi. Ve yılın son çeyreğinde de yine aynı durum olacak. Nedir bu hükümetin getirdiği sınırlamalar? Neden getirdi? Yüksek enflasyon, hiper enflasyon dedik. Peki enflasyonu sınırlamak istiyor mu? En azından şu, %100'ün üzerindeki bir enflasyonu istemiyordu hükümet. %100'ün üzerindeki bir enflasyonu istemediği için bir 6 ay frene basmak istedi. Temmuz ve Aralık ayları arasında frende gidiyor şu an. Ekim ayına geldik. Ben bir 2 ay daha kredilerde frenlemeye devam edeceğini düşünüyorum hükümetin. Ama Ocak ayından itibaren kredi musluklarını açıp tamamen bir kredi bolluğu, para bolluğu yaratarak son 5-6 ayda seçimi bu kredi bolluğu, para bolluğuyla kazanmayı hedefliyor. Bankacılık sektörü 2 ay daha duruyor, seçime daha yaklaşmak için mi? Tabii daha yaklaşmak için. Çünkü şöyle bir durum var. Ocak'tan itibaren kredi musluklarını açacak, para bolluğu yaratacak. Ocak'tan itibaren açtığı kredi musluğu ve para bolluğu enflasyonu etki yaratacak ama 5-6 ay gecikmeli yaratıyor bu etkiyi. Böylece seçim sonrasında enflasyonda, hiper enflasyonda olsa artık önemli değil diyor. Seçimden sonra ne olursa olsun diye bakılıyor. Ne olursa olsun diye bakıyor. Şimdi bu süreç devam ederken 2 ay daha bankacı sektöründe krediler sınırlandırılmış vaziyette gidiyor. Bankalarda sıkıntı olmaya başladı. Şöyle bir sıkıntı dün dile getirdiler. %17'nin üzerinde ve %17 ile %22 arasındaki faizden bankalar ticari kredi kullandırdıkları takdirde şu an %20 devlet tahvili Merkez Bankası'na yatırmak zorundalar. Tekrar ediyorum, %17 faizle %22 arasında bir faiz oranından, yıllık faiz oranından, 17 ile 22 arasındaki faiz oranından kredi kullandırırlarsa ticari kredi Merkez Bankası'na devlet tahvili %20 yatırmak zorundalar. Yani şöyle biraz daha ete kemiğe büründürelim. 100 bin liralık bir kredi için 20 bin lira devlet tahvili almak zorunda. Eğer oranı bir daha söylerseniz %17 ile 22 arasında krediyi faizden verirse. 17 ile 22 arasında bir faizden kredi verirse. Evet, 22'nin üzerindeki bir faizden verirse 100 bin liralık kredi kullandıklarında 90 bin lira. 90 bin lira devlet tahvili almak zorunda. Devlet tahvili alacaklar. Tabii bu çok büyük rakam. Yani felaket bir rakam. Hele 22'nin üzerindeki krediden, 22'nin üzerindeki faizden kullandırım gerçekten ciddi sıkıntı. Herhalde kimseye vermiyorlardır. Bu ticari krediler için bahsediyoruz zaten, değil mi? Tabii ki ticari krediler için. Ama bir taraftan da kullandırmak istiyorlar karlılık açısından. %90 devlet tahvili yatırmaları da bankaların portföylerinde devlet tahvili artması demek. Bu düşük faizli devlet tahvilleri şu an ileride bir seçim sonrası faiz artışı olduğu takdirde ellerindeki bu düşük faizli tahviller bankalar için çok ciddi zararlar yazabilir. Dünkü toplantıda bunu ilk gazeteler. Yani bugün ellerinde olan diyelim ki 100 bin liralık bir devlet tahvili seçimlerden sonra eğer rasyonel ortodoks ekonomi politikalarına geçilirse, değil mi? Yani böyle ifade etsek doğru olur. Merkez Bankası enflasyona göre bir faiz oranı belirleme ve bütün dünyanın yaptığı gibi enflasyonla mücadele etmeye kalkarsa bankaların elindeki düşük faizli kağıtlar bir çöp haline gelecek. Çünkü hayatın doğru gerçeğinden uzak. Şu anda Amerika'daki devlet tahvilleriyle hemen hemen faizler aynı gidiyor. Oranlara baktığınızda enflasyon 8 kat 7 kat yani arada.
Evet, yani bu tahviller seçimden sonra faizler ciddi bir yükselme kat ettiği takdirde değerleri ciddi boyutta düşecektir ve bankalar zarar yazmak zorunda kalacaklardır. Onun için böyle bir faiz yükselmesinde bankacılık sektörünün riske girmemesi için Sayın Bakan Nebati'ye durumu ilettiler. Gereken önlemleri almasını istediler. Şu an için bu risk söz konusu değil ama bu süreç aynı düzenlemeler bir müddet daha devam ederse bankacılık sektörü için sıkıntı olabileceğini ifade ettiler. Peki bu 17 ile 22 arasında kredi veriyor mu bankalar şu anda? Yani %80-85 enflasyon olan bir ülkede 17 ile 22 arasında yıllık faizle kredi kullanan firmalar var mı? Vermek istemiyorlar aslında ama çok seçici olarak mecburen veriyorlar. Vermedikleri takdirde alternatif yatırım yapacakları bir başka alan da yok. Yani mevduat geldiği takdirde bu mevduatı bir şekilde kredilendirmeniz gerekiyor. Mesela %17 ile kur korumalı mevduat hesaplarında toplanan parayı %18, 19, 20'lerden verebilirler. Ama marjlar ciddi boyutta düşmüş vaziyette. Daha önce yılın ilk yarısında bu düzenleme olmadan önce %17-18'den topladıkları mevduatı %40'tan kredi veriyorlardı. Evet. O karlılık kalmadı, onun için ağlıyorlar şimdi. Şu anda biraz ağlıyorlar. Biraz ağlasınlar. Çok fazla dert etmeyelim ama bankaların başına gelebilecek bir olumsuzluk bütün Türkiye'de ekonomiyi etkiliyor. Ona dikkat çekmek istemiştim ve bizi etkiliyor, sizi etkiliyor, dar gelirliyi etkiliyor, biz dinleyeni etkiliyor. Onun için ona da duyarsız kalamıyoruz. Kalmamız da pek mümkün görünmüyor. Sizce bu sistem, yani bu sistem için nasıl isimlendirme yapılabilir bilmiyorum ama yani birçok ekonomist farklı değerlendirmeler yapabiliyor. Hep böyle açıkları kapatarak devam eden bir sistem. Bu sistemi iktidar seçimlere kadar rahatlıkla götürebilir gibi görüyor musunuz? İç rahatlığıyla gider mi bu süreç? İş rahatlığıyla gitmesi çok zor Yavuz Bey. Her an bıçak sırtı, her an bir yerden bir patlak verecek, orayı yama yapacağız şeklinde gidecek. Diken üstünde gidecek. Tabii ki bu diken üstünde bıçak sırtı giderken bir gün bir kazada söz konusu olabilir. Götürebilirse tabii ki seçimde ciddi bir avantaj sağlamış olacak. Ama götüremediği takdirde bir yerden patlak verip de ekonomide daha büyük çallaklar olduğu takdirde seçimi kaybetme riski Ne gittikçe karşı karşıya. artacak. Bir son soru olsun bu da. Tüketici ne zaman bu düşük faizden yararlanabilir görünüyor sizce Şenol Bey? Yani 17-22 ticari kredilerde, tüketici kredilerinde durum berbat. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. Araba kredisi için %5-6'lar aylık talep ediliyor gibi bir şey söyledi ki tam ölümcül faizler. Tüketici niye bu imkandan yararlanmıyor? Şimdi rant aktarım var, servet aktarım var. Tasarruf sahiplerinden iş adamlarına doğru, küçük tasarruf sahiplerinden zenginlere doğru rant aktarım mekanizması kurmuş vaziyette. Hükümet biraz ondan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Ama Ocak ayından itibaren seçimi kazanmak için kredi musluklarını açacağını söylemiştim biraz önce. Bu açılan kredi musluklarından tüketici de yararlanacak. Burada Ocak ayından itibaren KGF kredileri olarak şirketlere düşük faizli kredi açtığı gibi özellikle taşıt kredileri, konut kredileri ve ihtiyaç kredilerinde de faizlerinde ciddi bir düşüş sağlayarak o kredileri de bollaştırmayı planladığını zannediyorum, tahmin ediyorum ve çalışmaların Devlet olduğunu duydum. tahvili alma zorunluluğunu mesela tüketici kredileri içinde getirebilir mi? Sen %17 ile 22 arasında vermezsen %90 devlet tahvili alacaksın her sattığın kredi için gibi bir şey. Ya, direkt onu belki yapmasa da, ki yapabilir, onu da yapabilir. Yapmasa da şunu yapacaktır. Kamu bankaları kanalıyla düşük faizli kredilere başlayacaktır. Taşıtta, konutta, tüketicide. Kamu bankalarında mecburen özel bankalarda belli ölçülerde izlemek zorunda kalacaklardır. Pekala. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Profesör Doktor Şenol Babuşçu ile konuştuk efendim.